gibi, uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi. Ak saçlı delikanlılar hasret giderdi. Bugün burada Kahramanmaraş Çimen Lisesi 1984, 85, 86 yılı mezunlarının 3. yemeği, yani 33. yıl buluşması gerçekleşti. Türkiye'nin değişik şehirlerinden, yurt dışından katılımcılar oldu. Tabii 30 sene sonra arkadaşların birbirlerini görmesi gerçekten duygusal anlar yaşatıyor. Süt Çimen Lisesi'nden 1984, 85 ve 86 yılında mezun olan yaklaşık 70 kişi 30 yılı aşkın bir zamandan sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. Fırat Bey'le ilgili daha önceden geleneksel hale getirmişler. Benim katılmam ikinci oluyor. İnşallah bu katılımın daha fazla, daha güzel yerlerde devam etmesini diliyoruz. Gelen arkadaşlarımızın hepsine de ayrı ayrı herkese de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Özellikle de Aksu TV'de bizi kırmayıp buraya kadar geldiği için Aksu TV'ye de teşekkür ediyoruz. Sosyal medya aracılığıyla irtibat sağlayan ve farklı illerde yaşayan lise arkadaşları 30 yıl sonra birbirleriyle bir araya gelmenin mutluluğuyla hasret giderdi. Göremediğimiz uzun zamandan beri arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onları değişmiş vaziyette gördük. Tabii herkes değişiyor. Bu toplantıların da devamını temenni ediyoruz. Organizasyonu sağlayan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş Arslan Center'da buluşan öğrenciler burada hasret giderdi, anılarını tazeledi. Bu yıl ilk defa yapılan organizasyonu geleneksel hale getirerek gelecek yıllarda daha kapsamlı hale getireceklerini belirten mezunlar, bu güzel atmosferin tattığı duyguları Aksa Bey ile paylaştı. Merhabalar, ben Nevin Dinç, Hollanda'dan geldim. Özellikle Kahramanmaraş Cimam Lisesi'nin 84, 85, 86 mezunları olarak bu toplantıya katılmak istedim. Çok duygulandım şu an. Aramızda kaybettiğimiz arkadaşlarımız da oldu.